Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, Mavi Gezinti programımızın bu bölümünde sizlere Resul Sarıbaş'ı tanıtacağız. Resul Sarıbaş'ın tanıtım belgeselini yapacağız. Resul Bey, neredeyiz şu an? Burası neresi abi? Burası Giresun ilinin Esbiye kazasının Ericek köyü Hasan Bey. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Resul Sarıbaş. Giresun Esbiye Ericek köyü nüfusuna kayıtlıyım. Burası benim baba evi. Ben geldiğimde burada ikamet ediyorum. Köye geldiğim, köyde kaldığımda baba evinde ikamet ediyorum. Yan taraf dede evi. Benim doğmuş olduğum ev. Ve genellikle yaylada kalıyoruz. Çocukluğun? Çocukluğum 13-14 yaşına kadar buralarda geçti. Bu mahallelerde geçti, evet. Ve bu evde yatıp kalktın. Evet, aynen öyle. Nasıl buraya gelmek duygusallaştırdı mı sizi? Tabii ki insan memleketinin etkisi insanı biraz duygulandırıyor. Çocukluğu, yani bu, hele çocukluğunun geçtiği yerler değil mi? Çocuk yaşta... Bak sevgili izleyecek, konuşamadı, ağlayacak, duygusallaştı. Gerçekten de duygusallaştı. Samimi olaraktan söylüyorum, duygusallaştı. İlkokulu burada okudum. Biz şu anda sizin okuduğunuz okulun kapısında bulunuyoruz. Evet. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı vay. Her zaman ağlarım. Ben bu okulda okudum. İlk öğretim tahsilimi bu okulda yaptım. Ve daha sonra orta öğretim olunca yerine bu görmüş olduğunuz 3 katlı okul yapıldı. Oynadığım yerler buralar. İlk okul çağlarında bu okulda okurken buralarda 5 yılımızı geçirdik. Benim öz amcamın evidir. Rahmetli olmuştur amcam, Ahmet amca. Ve onun evidir. Önceki evlerinden. Kendisinin çocukları şimdi başka yerlerde oturmakta. Gittikten sonra 2 yıl sonra gurbete çıktık. Ve gurbette 47 yıl oldu gurbete çıkalı. Nerede yaşıyorsunuz gurbette? Yalova'da kalıyorum. Adresimiz Yalova oldu. Buraya geldiğimde tam karşıda gözüküyor baba evi ve dede evi. Burada kalıyorum baba evinde. Memleketimizi unutmuş değiliz. Fırsat bulduğumda güzel geliriz. Yalova'da ne iş yapıyorsunuz? Yalova'da 1973-78 arası ekmek fırın işinde her çeşit işçilik yaptık. 78-80 askerlikten itibaren de kendim bir 20 yıl simit fırını işletmeciliği yaptım. Ve 20 yıl esnaflığımız da oldu. Bir sanat yönünüz var benim bildiğim kadarıyla, ona bir değinelim. Kendi çapımızda şiir gibi buna benzer... Şarkı, türkü, sözü buna yazıyorsunuz. Buna benzer sözlerle ilgili çalışmalarımız oldu. Yazdığınız bir türkü, bir parça, bir şey var mı? Kendi çapımda Erici'ye ait bir parça hazırladım. Onu da gündeme getirmeyi düşünüyorum. Ve onu da sizden dinleyeceğiz. Onun sözlerini bizimle paylaşacaksınız. Evet. Resul Sarıbaş'ın tanıtım belgeselini yapmaya devam ediyoruz. Tarihi bir köprünün altındayız. Bu köprünün üzerine de çıkacağız şimdi. Köprü hakkında bize bilgi verebilir misin? Evet, bu köprü Giresun ilinin Esbiye kazasının Ericek köyüne ait ve aynı zamanda Esbiye'nin bütün köylerinin yaylaya gitmiş olduğu, önceden kullanmış olduğu bir köprüdür bu. Hatırladığım kadarıyla 5-6 yüzyıl önce yapılmış bir köprü. Bakın 500-600 yıl önce yapıldığını söylüyorsunuz tahminen. Evet. Ve de öyledir. Duyduğum de. Duyduğum kadarıyla, bildiğim evet kadarıyla. Hala ta sağlam bir şekilde duruyor. Taşlar, sevgili izleyiciler, hiçbir şey olmamış. Sanki dün yapılmış gibi taşlar bembeyaz, cam gibi duruyor. Yani o kadar sağlam yapıyormuşlar zamanında. Evet, çünkü yine taşlar... Ağzı olsa da konuşsa dese ki ya buradan işte şu insanlar geçti, ne insanlar geçti, onu biz tarif etmemiz mümkün değil. Hayvanlarını da buradan taşımışlar. Tabii tabii. Bazı kendini bilmez insanlarımız köprünün bazı yerlerine zarar vermişler. Abi, ne yapmışlar abi köprünün ayağında? Define aramak define için aramışlar. Bazı yerlerini yıkmışlar. Evet. Bu konuda tarihi
eserlerimize sahip çıkmamız gerekiyor bu konuda. Değerli dostlar, burada bulunan mezar benim babam Ali Sarıbaş. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, Giresun ili Espi ilçesine bağlı Kısrak Çayırı yaylasındayız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, vallahi ama şükür sizi gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Sen kimlerdensin, adın ne? Benim adım Emine Sarıbaş. Güzün geldiğim Bursa'ya, yazın oğlumun malını bakmaya yaylaya geldim. Başına oy neler gelir garip. Seni televizyona da çıkaracağım, televizyona. Ne? Televizyona. Öyle mi? Öyle. Sevgili izleyiciler, Resul Bey'in tarlasındayız. Evinin önüne bir tane tarla yapmış. Kendisine ait bir şeyler ekmiş. Ne tarlası abi bu? Gördüğünüz gibi asıl ana maddesi çilek. Ama bazı fidanlarımızda yetişmekte. Bu ne fidanı abi? Bu armut veya elma olabilir. Bu kendiliğinden yetişmiş burada. Çekirdeği kendi atılmış. Kendine. Evet. Burada da yine var aynı şekilde bir fidanımız. Sana bunlar kendi kendine yetişiyor. Sana beleş bunlar. Diyebiliriz. Akaya beleş mi? Bahçede neler var şu anda? Neler bulunuyor? Şu anda burada çilek bahçesi ana maddesi. Bazı fidanlar yetişmekte. Çam fidanlarım var. Gördüğünüz gibi birkaç tane. Arkamızda bir bezelye bak, yetişmiş bezelyeler. Gördüğünüz gibi bezelye veriyor. Evet. Evet. Ve bu toprakta aslında her şey oluyor. Fakat biz fazla vakit harcayamıyoruz veya. Abi sen eğleniyorsun bahçede. Evet, harcamış olsak burada patates, her çeşit sebze olabiliyor, yetişebiliyor. Kekik olsun, nane olsun, birçok şeylerimiz şuralarda var, şu Brazilerlerde. Gördüğünüz gibi ortada bir piknik yerim var. Evet, bahçen çok güzel Resul Bey. Teşekkür ediyoruz. Burada bir iki ay önce gelmiş olsaydınız, doğal çilekler vardı buralarda. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, Giresun'un Espi ilçesinin Kısrak Çayırı yaylasındayız. Resul Bey, bu yaylanın özellikleri nelerdir? Bu yaylanın özellikleri ve güzellikleri, evet çok önemli konuya değindiniz. Sıhhat açısından, sağlık açısından çok faydalıdır. Ve şehirlerde yaşayan insanlarımız, bir sürü ilaç kullanan, rahatsız olan insanlarımız buraya geldiklerinde 15 gün sonra ilaç kullanmayı vazgeçiyorlar. Hatta ben kendi çapımda bir şarkı türkü sözü hazırladım. Bu konuya da değiniyorum. Evet. Benim tespitime göre bu yaylanın özelliği 13 doktora bedel diye değiniyorum bir yerde bu konuya. Evet. Ve şimdi çileğine değiniyorum, mantarına değiniyorum, kirazına değiniyorum. Örneğin ortalama 500 metre aşağıda çam ormanları, şu anda aşağıya vaktimiz olsa inmiş olsak dersin börtten çile deriz biz ona. Sanki çilek bahçesi şu anda. Evet. Yani vaktimiz olsa yani keşke. Yani sağlık açısından çok önemli ve tabii, güzel bir yer diyorsun. Tabii burada insanlar. Peki şimdi biraz önce dediniz ki işte bu yaylada insanlar dedin hap kullanmayı, ilaç kullanmayı bırakıyor. Hastalıkları evet. Düzeliyor dedin. Evet. Bu yayla insanları gençleştiriyormuş. Aynen olabilir öyle. Mi? Kesinlikle. Zaten. Şimdi biz burada dursak. Şimdi mesela ben şimdi 35 yaşındaysam. Ben şimdi 25 yaşında olabiliyor muyum? Biraz kalsam burada. Olur mu? Olabilir. İnsanlarımız genellikle 4. ayda gelmeye başlar yaylalara. Yaylalara göçler başlar. 9. ayda havalar biraz soğumaya başlayınca dönmeye başlayanlar olur. Şu anda 9. aydayız. Girdi. Ama hava çok güzel. Şu anda gayet güzel. Ama diyelim ki havalar artık soğuk olmaya başladı. Yağmurlar başladı. Dönüşler başlayabilir. Sevgili izleyiciler, yaylada şu anda saat öyle olmadı. 12'ye doğru sis başladı. Dumanlar hareket halinde. Biraz sonra şu bulunduğum yer tamamen kaybolacak.
burada insan bir metre önündeki insanı göremez hale geliyor. Ama bir müddet sonra tekrar bu duman kalkıyor, gidiyor, günlük güneşlik oluyor. Yaylada böyle bir özellik var. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, Resul Sarıbaş'ın tanıtım belgeselini yapmaya devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Girasun ili Espiye ilçesinin Ercek köyüne bağlı Çakıl Yaylası. Resul Sarıbaş'ın bu yaylada bulunan evinde konuğuz. Resul Sarıbaş bir beste yapmış, sözünü kendi yazmış ve bize şimdi yapmış olduğu besteyi okuyacak. Yalnız şunu da söylememiz gerekirse, Resul Sarıbaş bir sanatçı değil. Sesi sanatçılar gibi güzel olmayabilir ama gönlünden, yüreğinden gelmiş bir şarkı sözü yazmış. Zaten kendisi de buna benzer birçok şarkı sözleri ve şiirler yazıyor. O yüzden zaten Sarıbaş'ı tanıtıyoruz. Bizlere şimdi yazmış olduğu bu şarkı sözünü elinden geldiği kadar okumaya çalışacak. Ne dersin Resul abi? Evet Hasan Bey, teşekkür ediyoruz. Mavi Karadeniz ve Mavi Gezinti programı adına bu programı yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve benim hayatımla ilgili bu yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesini sözlü olarak söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Tabii, rica ederim. Buyurun. Hikayesini isterseniz belirtelim. Bizimle. Ben 1972 yılının 11. ayının 30'unda ilk defa gurbete çıkmak için Ercek köyünden çıkmış bulunmaktayım. Ve Esbiye'de İstanbul'a kaçmak için 5 ay 18 gün çobancılık yaptım. Ve 18 gün sonra Ercek'e gelmek amacıyla orada yapmış olduğum, çobancılık yapmış olduğum ağanın ağa beni Ercek köyü veya Yağlıdere, o gün Ercek araba yok fakat Yağlıdere arabasını attı, ücretimi de ödedi. Ben o köşeye döndükten sonra ben arabadan indim ve İstanbul'a kaçmak için yapmış olduğum planı uygulamaya karar verdim. Peki şunu soralım. Ben şimdi soru cevap gidelim o zaman. Tamam, olabilir. Neden İstanbul'a kaçmak için çobanlık yaptınız? Şimdi malum Türkiye'nin dışarıya en fazla göç veren illerimizden birisi Giresun'dur. Ben memleketimde kalmış olsaydım gelecekte durumun pek iyi olmayacağını düşündüm. Peki abi, güzel, çok güzel anlatıyorsun da bu gurbete çıkman için ya da kaçman için diyelim, neden çobanlık yapman gerekti? Orayı bize bir söyle. Evet, teşekkür ediyoruz bu noktaya da değindiğiniz için. Buyurun. Ve altını çizmek gerekirse. Buyurun. Ben o anda 14-15 yaşlarındayım, çocuk yaş sayılırdım. Ve ben o yaşta babama, anneme, dedeme, dedemler o zaman sağ, ben İstanbul'a gurbete çıkmak istiyorum. Kesinlikle asla ve asla müsaade etmezlerdi. Etmezlerdi. Ve o sebep... Burada sen bir çare buldun kendi düşüncenle. Bir yere işe gireyim dedin ama o dönemler anladığım kadarıyla iş olmadığı için sen çobanlığı tercih ettin ki en azından evden ayrılayım, oradan kaçmam, gitmem iyi olurdu. Ve asla şunu da belirteyim, açık ve net, samimi olarak belirteyim. O senenin yazında, 72'nin yazında ben Esbiye'nin yaylası, ben son bir defa bir yayla yapmak istedim. Orada rahmetli oldu şimdi bugün Yunus Polat diye bir abimiz. Dedi benim keçilerime bakar mısın? Ben o sene o yaylada keçilere çobancılık yaptım. O sene aynı zamanda Talip Çebeci denilen abimiz, o da rahmetli oldu. Dedi ya, dedi benim de Espiye'de koyunlarımı bakar mısın?
Dedim ya dedim ben kabul etmiyorum kusura bakmayın. Bu ben bizim babamızı bulmuş söylemiş. Babamızı ikna etmiş. Biz de babamızın bu sözüne dedik ya dedik baba dedik. Bana bu adam söylemişti ama dedim. Ben kabul etmemiş dedim. Madem ki siz söz verdiniz. Siz söz verdiğiniz için dedim. Ben tamam dedim kabul ediyorum dedim. Ve aynı zamanda bir kişi babasını bak dinlememiş demesinler diye. Ve aynı zamanda açık ve net samimi olarak söylüyorum. İstanbul'a kaçmak daha kolay olur diye biz tamam baba dedik. 11. ayın 30'u 1972 Erzecek köyünü terk ettim. Resul Bey, Tayyip Cebeci beyefendi rahmetli seni neden minibüse araca koyup da Erzecek köyüne göndermek istedi? Onu anlayamadık. Orayı bir anlatırsan. Şimdi zaten benim orada görevim bitmişti. Görevim bitmişti derken neyin görevi? Yani orada söz verdiğimiz zaman dolduğundan dolayı hatta beni tekrar... Ya çobanlığın bir süresi mi var? Evet, evet. Ondan dolayı seni o köye süre gönderiyor. Bitti. Köye gidiyordum. Benim hatta ücretimi de ödenmişti. Biz oradan minibüse bindik. Fakat o bizden ayrıldıktan sonra köşeye döndükten sonra ben minibüste indim. İstanbul'a kaçtım. Ve İstanbul'a o gün Boğaz Köprüsü henüz yapılmamıştı aynı zamanda. Biz Üsküdar'a İstanbul karşıya o gün Topkapı'ya geçmemiz gerekiyordu bizim gitmiş olduğumuz otobüs. Biz gemiyle geçmiştik Boğaz'ı ve ben İstanbul'un merkezi olarak Galata Köprüsü olarak kabul ettim. Otobüsten indim. Bizim dedim Yalova'da 3 tane akrabamız var Erzecek köylü olarak. Ben önce buraya bir geçeyim dedim. Ve Yalova'ya geçtik. Hatta o zamanlara bilet falan alınıyormuş. Biz bilet falan almasını bilmiyoruz. Ve gemiye biniyorsun. Gemiye bindik. Ben bilet almadan gemiye bindim. Ve tabii ki sanki biz tabii ki İstanbul'a ilk defa gittiğinden dolayı bizim gemiye daha önce sanki bir yolculuk yapıyormuş gibi zannetsinler diye biz yolculuk yapmaya çalıştık. Ve gemide durmadan bilet kontrolü yapıyordu o günlerde. Biz devam ettik, dolaştık yavaş yavaş. Yani aralara karışmaya çalıştın evet, insanlar. Evet, gemilerde bilet falan tabii almamıştım. Onu da belirtmedim. Evet, belirttin abi. Evet. Büyükada ve Heybeli Adaları geçtikten sonra yazıyoruz zaten Büyükada, Heybeli Adaları. Peki bir de şu var Resul abi. Buyurun. Sen çobanlık yapıyorsun. Küçük bir ilçede ve köyde ilk defa büyük bir şehire gidiyorsun. Evet. Gemiye binip oradan da Yalova denilen yere geçmeye çalışıyorsun. Fakat bilet almadığının bir şekilde farkındasın. Ama biletçi geldikçe de kendini saklıyorsun, koruyorsun. Yani bence sen çok uyanık bir insanmışsın. Yani şimdi, köyden gitmene rağmen, o yaşına rağmen şimdi, sen uyanık bir insanmışsın ki kendini şimdi, korumuşsun. Yani buna ne diyeceksin? Şimdi ona şu şekilde söyleyeyim. Ben Sirkeci'ye Karadeniz otobüsleri çıktığında Topkapı'ya gidecek. Ben burada inmek istiyorum dedim. Çünkü Galata Köprüsü'nü gördüm. Ben dedim İstanbul'un merkezi burası kabul ettim ben. Yani öyle sandım. Evet sandım veya. Ve indim oradan. Galata Köprüsü'nü geçiyorum. Tamam o abi, günlerde. Onu anladık. Evet. Peki Yalova'ya, onu anladık. O şeye gelelim. Geminin içinde saklanıyorsun ya. Evet. Orayı bize anlat. Biletim yok. Oradan bir yerlere gidip kendimi saklamam. Orada kalırım. Şimdi kaderime boyun eğerim. Ama sen köyden gitmene rağmen yaşın da küçük. Evet. Saklanıyorsun gidiyorsun. Bir uyanıklık var yani sende. Şimdi uyanıklık demeyelim de. Hayır bilet, kötü bir şey değil ki bilet, uyanıklık. Bilet konusunda tam bilgim yok. Veya cahilin bir parçası diyebiliriz buna. Hayır ben lütfen yanlış anlama. Bilet almadın diye seni suçlamıyorum. Evet. Onda bir şey yok. Bugün yetişkin insanlar 50-60 yaşında insanlar da yeri geliyor bilet almıyor. Ama sen köyden gitmiş bir insansın. Bilet almaman gayet doğal ve normal. Ama orada oturup da biletçinin sana gelmesini beklemiyorsun. Evet. Ve orada insanları kontrol ettiğince burada bir yanlışlık var deyip sen kendini korumaya alıyorsun. Yani burada uyanıksın. Ben seni esasında onur ediyorum. Doğru. Övüyorum. Doğru, uyanık evet. Bir adamsın. Evet.
Neticede ben Galata Köprüsü'nden geçiyorum. Geçerken köprünün Karaköy tarafında baktım Yalova yazıyor. Dedim ya dedim benim bu Yalova'da dedim akrabalarım var dedim. Önce şu Yalova'ya bir geçeyim dedim. O sana çağrışım yaptı. Evet. Ve Yalova gemisinden... Konya yazsaydı Konya mı gidecektin abi? Yani çünkü... Değil mi? Evet. Ne görmüş? Yazıyı görmüş bir çağrışım yapmış. Akrabalar evet. Ve Yalova'da benim 3 tane akraba var o zaman. Evet. Dursun Sarıbaş isminde daha önceleri Kandıra'ya göç etmiş. Oradan Yalova'ya geçmiş. Bunun adresini ben daha önce planlarımın içinde olduğu için almıştım. Ve bir de onun oğlu kaçmış. Tabii ki. Ve daha önce bilet kontrolüne gelince gemilerde kontrol yapılıyordu. Ben o kontrolleri atlattım. Tamam abi. Ve büyük adalara geldiğimde yolcuları takip ediyorum. Çıkan yolculardan memurum bilet alıyor. Dedim ya dedim memur bey ben çıkışta dedim Yalova'da bu Yalova denilen yere ben vardığımda benden de bilet isteyecekler. Yani. Ben en iyisi dedim şuraya bir gideyim sorayım memura. Memur bey ben bilet almamışım dedim. Dedi git şuradan al dedi. Ben oradan adalarda binmiş gibi bileti aldım. Gemiye bindim ve Yalova'ya vardım. Oraya kadar beleş gelmiş olduk. O zaman sonuçta bileti aldım. Ve Yalova'ya vardım. Orada tabii bir fırında işe başladım ben. Fırına başladıktan sonra patron bizi bırakmıyor. Ben kaçtım daha doğrusu. Memleketi. Sen anne, de hep kaçıyorsun be abi ya. Anne babayı özledim. Yapma artık bir olduğun yerde dur hep kaçıyorsun. Anne babayı özledim. Güzel bir şey, evet. Doğal bir şey. İki ay tamam sonra. Tamam abi devam ettin. 5 ay 18 gün Esbiye ve 2 ay Yalova. Tekrar döndük Yalova'ya. O zaman izinli olarak gittik artık Yalova'ya. Ve 73 yılının 11. ayın 30'unda benim sigortam başladı. Ve 99 yılında emekli olduk. Allah isteyen ve olmayanlara nasip etsin. Resul abi, Yalova'ya gittin. Akrabalarını hemen bulabildin mi? Buldum evet. Nasıl buldun adresten mi? Adreslerini almıştım buldum. Nasıl seni karşıladılar? Gayet güzel karşıladılar ve ben iş yerinde kalmak için müsait yeri vardı. Ve ben iş yerinde niçin kalıyorsun diye bana kızıyorlardı. Allah razı olsun onlarda da kaldım genellikle. İş yerinde ve akraba o Mehmet amcam gilde kaldım akrabalarımda ve 2 ay sonra memlekete kaçtım oradan tekrar geldim. Evi özledin. Evi özledim. Anneyi, babayı. Evet. Memleketimizi özledik. Geldim memlekete yaylaları dolaştık. Esbiye'de fındık topladık. Hatta o arada yaylaları dolaşırken Ağılbaba Tepesi denilen yere çıktık. Dönüşte tekrar İstanbul'a gittik. O zaman 2,5 yıl üzerine memleketimize döndük. Sen de abi ben ne çıkarttım biliyor musun? Sevgili izleyiciler, Resul abimde bir hasret var, bir duygusallık var. Hala o yılları yaşıyor gibi bana geldi. Ben de hislerimde yanılmam. Anlatırken adam yerinde durmuyor ve heyecan bir yandan, duygusallık bir yandan bir hayat hikayesi yaşamış ki bize burada anlattıkları kadar biz bunu öğrenebiliyoruz ve tahmin ediyorum ki bunun çok çok daha fazlasını yaşamış. Başından kim bilir bu yaşa kadar neler gelmiş, neler geçmiş. Peki abi, bunun üzerine şimdilik bir söz söylemeyelim. Senin şu duygusal parçanı, bu köyden gidiş hikayeni anlatan parçanı paylaş sevgili izleyicilerimizle. Onlar da duysunlar. Sevgili izleyiciler, tekrar ediyorum. Resul Bey yaşadığı Ericek köyünden İstanbul denilen gurbete çocuk yaşta gitmiş. Kendi anlattıklarından
Ben şimdi bir özet yapıyorum. Gurbete gitmeyi kafasına koymuş. Evet, hatta ilkokul sırasında koymuştum kafaya. Ve kaçmak için ya da diyelim o gurbete gidip o gurbeti görmek, oralarda çalışmak, bir hayat düzeni kurmak için kendisine ta ilkokul yıllarında plan kurmuş, kafasına çizmiş ve bunu uygulamaya geçmiş. Resul Sarıbaş bu yaşadığı yaşantıdan, olaylardan etkilenerekten bir şarkı sözü yazıyor. Tamamen o günkü yaşadığı hayatı anlatan bir şarkı sözü. Şimdi kendisinden bu şarkı sözünü dinleyeceğiz. Değerli saz arkadaşımız da elinden geldiği kadar bu şarkı sözüne ritim tutmaya çalışacak, eşlik edecek ve belirtiyorum, ne Resul Sarıbaş sanatçı ne de değerli arkadaşımız sanatçı, esasında saz sanatçısı ama bu parça önceden çalışılmamış bir parça. Onun için eğer bir hata, herhangi bir şey olsa affola, değil mi abi? Evet. Evet. Peki dinleyelim abi senden. Evet. 72'de çıktım gurbet yoluna. Derdim olalım İstanbul yolunda ağrıdı başım, Erecek'ten kesildi ekmeğim aşım, Erecek'ten kesildi ekmeğim aşım, oldu gurbet sıla, sıla ise gurbet. Erecek yaylası tüter burnunda tüter, Erecek yaylaları tüter burnunda tüter, Yaz gelince insanlar yaylalara göç eder, Gurbet eller bana mesken oldu, Memleket özlemi beni çok yordu, Oldu gurbet sıla, sıla ise gurbet. Erecek yaylası 13 doktora bedel, Taşlı tepelerde kızlar kekik toplar, kiraz mantarı çileği var, fındığına gelince dünyada adı var, Oldu gurbet sıla,
Sıla ise gurbet oldu gurbet sıla. Sıla ise gurbet. Yıllar sonra döndüm baba ocağına. Ana baba bacı kardeş Erice'yi terk etmiş. Ana baba bacı kardeş Erice'yi terk etmiş. Babam dedem bir de babaannem ahirete göç etmiş. Büyük amcalar ve yengeler bunlara dahil olmuş. Büyük amcalar ve yengeler bunlara dahil olmuş. Oldu gurbet bana sıla, sıla ise gurbet. Oldu gurbet bana sıla, sıla ise gurbet. Abi ağzına sağlık, teşekkür ederim. Sözleri çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Sevgili izleyiciler, Resul Sarıbaş abimiz biraz önce de söylemeden önce de bunu belirttik. Sanatçı değil, sesi güzel olmayabilir. Kendine göre yorum yaptı ama bunu yazan Resul Sarıbaş burada bir hayat hikayesini paylaşmak istedi. Ve buradan da bu sözleri şarkı sözü olaraktan herhangi bir sanatçı okumak isterse bizlere ulaşsın. Gerek Resul Sarıbaş'a gerekse ben Hasan Kıdıkoğlu'na ulaşabilirsiniz. Aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Hasan Bey. Sağ olun. Yenge merhaba. Giresun'un Ericek köyünden sonra Yalova'da karşılaşmamız kısmet oldu. Allah nasip etti. Gelin dediniz geldik ve belgeselimizi burada tamamlayacağız. Evet. Sibel Hanım, size tanıştırayım kendisini. Benimle birlikte sunuculuk yapıyor. Birlikte güzel. Bu programı sunacağız. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Giresun Ericek'te Resul Sarıbaş'ın tanıtım belgeselini çektik ve tamamlamak için yaşadığı Yalova iline geldik. Resul Bey'in evinin önündeyiz. Bu 99 depremi sonrası yazmış olduğum bir şiirdir. Depremle ilgili. Derin uykuda biz insanları yakaladı. Ecel geldi genç yaşlı demedi, canlar aldı. Para, mal ve mülk hiç işe yaramadı. Rahat ve
Güvenli zannedilen evler insanlara mezar oldu. Verme Allah'ım bir daha böyle felaket. Enkaz yığınlarından dersini alsın millet. İçimde burukluk var, gözlerim yorgun. Neler olduğunu depremi yaşayana sorun. Sıhhat ve sağlık nedir kıymetini bilin. Acı, gam, keder biz insanlar için. Nice insanlar can derdinde, bazıları ise mal derdinde. Lalesi gülü ölmeyen açar. Isınır havalar, turnalar uçar. Koyma Allah'ım felaketin içine bir daha biz insanları. Burada bir nadir göz atabilirsin ki öyle var. Çok mu gördünüz? Bankadan çıktığı gibi mi saklıyorsunuz? O yalnız yabancı para galiba. Yabancı para zaten ama para şey... Göster. Bu şimdiki 200 lira değil mi? Evet. Bunu da evet. Saklıyorum. Onların sıfırı var ya. Bak sıfır ilk çıkan şurada bak. Evet. İlk çıkanlardır. Onun için değerlidir bunlar. Ben öyle saklıyorum yani. Yani bunlar önemli olan birincisi ilk çıkanlardan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsınız abi? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Resul Bey, sizin davetiniz üzerine Yalova'ya geldik. Bugün bize Yalova'da sanırım bazı yerleri göstereceksiniz, gezeceğiz. Yanınızdaki beyefendiyi tanımak istiyorum öncelikle. Evet. Merhaba. Ben Fahri Dede. Giresun Görele doğumluyum. Çanakçılıyım. Sarayköylüyüm. Evet, bir kahve getirir misiniz misafirlerimize? 1997'den beri Yalova'dayım. İş adamı olarak devam ediyoruz. Şu anda 20 senedir Yalova'dayım. Yalova'yı seviyorum. Resul Bey'i de 10 seneden beri tanırım. İyi bir evet. Arkadaştır. Hemşerimdir. Resul Bey, Fahri Bey ile birlikte sanırım zaman zaman buluşuyorsunuz. Evet, Fahri Bey abimizden, evet kendisinin de belirttiği gibi en az 10 yıldan itibaren tanışıyoruz. Her an görüşüyoruz. Çok sevdiğimiz bir iş adamıdır kendisi. Bazı iş konusunda da bazı görüşmelerimiz oluyor kendisiyle. Bugün de yine burada bir konuyu da kendisiyle görüştük aynı zamanda. Yani burada ayrıyeten bir iş mi görüştünüz? Evet, aynı zamanda bir kendisiyle bir iş görüşmemiz de oldu kendisiyle. Güzel bir abimizdir. Tesadüf o da denk geldi. Bugün burada Yürüyen Köşk olarak ismini almış olduğu yeri ziyaret edeceğiz. Mustafa Kemal'le ilgili burada bilgiler vermeye çalışacağız. Ve burada Yürüyen Köşk ile ilgili tanıtımımız olacak burada. Tamam, kahvelerimizi içtikten sonra tanıtımımızı yaparız. Sevgili izleyiciler, Resul Bey ile birlikte Yürüyen Köşk'ün önüne geldik. Çınar ağacının dalı uzadığı için köşkün üstüne gelmiş. Evet, çınarın dalı kesilmekten kurtuluyor. Köşkün çatısı yıkılmaktan kurtuluyor. Ve bugüne kadar gelmiş. Evet, Yürüyen Köşk'ün önünde hemen deniz var, iskele var. O dönemler Atatürk buradan, bu merdivenlerden inerekten burada iskelede denize girmiş. Yürüyen Köşk'ün önünde iskele var. Atatürk o dönem burada denize giriyormuş, yüzüyormuş. Resul Bey, biz şu anda Atatürk'ün anılarının olduğu yerlerdeyiz. Ve buralardan denize gitmiş, yürümüş. Ne gibi bir duygu taşıyorsunuz şu anda evet, burada bulunmakla? Mustafa Kemal'in denize girmiş olduğu yer burası.
Gerçekten onun hatıralarının geçmiş olduğu yerlerdeki bu çekimimiz bize farklı bir duygu yaşatmaktadır. Evet. Hakikaten farklı bir duygu kesinlikle var. Bunu laf olarak söylemiyoruz. Resul Sarıbaş'la birlikte yürüyen köşkteyiz. Resul Sarıbaş köşk hakkında bize bilgiler verecek. Resul Sarıbaş, burası hakkında anlatacağınız bilgiler nelerdir? Evet, burası Atatürk'ün Yalova'da ikamet etmiş olduğu yerlerden birisidir. İsmi Yürüyen Köşk olarak almıştır. Yürüyen Köşk isminin sebebine gelince de dışarıda şimdi göreceğiz bir çınar ağacı vardır. Bu köşk yapıldığında, yapım emri verildikten sonra Atatürk geldiğinde bakıyor ki çınarın dalı köşkün çatısına zarar vermekte. Diyorlar bu ne yapalım paşam, bu dalı keselim mi? Hayır diyor, bu köşkü diyor ileriye yürüteceksiniz diyor. O günkü şartlarda 4 metre 80 santim köşk çınardan ileriye yürütülüyor. Peki nasıl olmuş bu? O günkü şartlarda altına ray sistemi, makara, çeşitli hazırlıklar yapılıyor ve ileri yürütülüyor. Resul Bey, şu anda çınar ağacının yanındayız. Daha önce köşk buradaymış ve bu çınar ağacının yandan yan tarafa gitmiş. Ve bu çınar tam 400 yıllık bir çınar olduğuna dair burada bizzat bilgi de var şurada. Evet, 4 asırlık bir çınar. 4 asırlık bir çınar. 1 asır 100 sene. Ve bu gözüken dal sayesinde bu 4 metre 80 santim yürümüştür bu yürüyen köşk. Burası Yalova'nın önem vermesi gereken yerlerden birisidir. Ve bununla ilgili burada tanıtmaya gereken Atatürk'le ilgili eşyaları göstereceğiz. Yürüyen köşkte Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, evet, burada zaman zaman gelmiş, ne yapmış? Dinlenmiş, evet, denize girmiş, evet, din işlerini, ne bileyim, devlet işlerini burada konuşmuş değil mi? Yani evet, burada misafir, evet, ağırlamış. Tabii, evet. Mustafa Kemal müzikle de ilgileniyormuş aynı zamanda. Burada dinlemiş olduğu plakları görmekteyiz. Ve hala bugün aslında çalışmakta ve buna sahip çıkılmış bugüne kadar. Bugünden itibaren de sahip çıkılması ve değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O döneme ait eşyalar artı burada en önemli parça Atatürk'ün kahvesini içtiği, Türk kahvesini içtiği fincanı bulunmakta. Evet, bizzat bu fincanlardan, bizzat şu görmüş olduğumuz fincan, kendi kahve içtiği fincan. Ve aynı zamanda Çekoslovakya'dan hediye edilmiş bir fincan. Sevgili izleyiciler, köşkün içerisindeki şu andaki bölüm Atatürk'ün oturduğu, istirahat ettiği ve büyük devlet adamlarını karşıladığı ve burada onlarla sohbet ettiği bölüm. Resul Bey, Atatürk'ün odasındayız. Nasıl, evet, bir duygu? Evet, gerçekten farklı bir duygu. Mustafa Kemal Atatürk'ün dış ülkelerden gelen konsolos ve yabancı devlet adamlarını da bizzat bu odada misafir etmiş ve karşılamış ve kabul etmiştir, ağırlamıştır. Kim bilir burada neler konuşuldu, evet, o döneme ait. Evet. Bakın burada eşyaları dokunabiliyoruz mu? Evet, o kadar dokunabiliriz. Yani. Kül tablası, Mustafa Kemal Atatürk'ün sigarasını söndürdüğü kül tablası, evet, sevgili izleyiciler. Evet. İnanın ben duygulandım şu anda. Hani bizim atamızdır, büyüğümüzdür. Bu ülkeyi bize bağışlayandır. Ben duygulandım. Kim bilir kimler burada sigaralar içti. Sibel, senin de ilgini çekti mi buradaki eşyalar? Benim en çok dikkat ettiğim şey çok uzun zaman geçmesine rağmen, şöyle bir gösterelim izleyicilerimize de, arkamızda bir vestiyer var. Herhangi bir yıpranma, herhangi bir aşınma göremiyorum yani. Çok güzel kullanılmış o dönemde de. Ortalama baktığımız zaman kaç yıl geçmiştir Resul Bey?
1930'lu yıllarda bunlar gelmiş bunlar. O günden bugüne kadar ayakta durmakta, yaşatılmaktalar. Sevgili izleyiciler, Yürüyen Köşk'te Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlendiği odalardan bir tanesindeyiz. Ve burada bal mumundan heykeli yapılmış. Bu heykel Ukrayna, Kiev'de yapılmış. Sevgili izleyiciler, inanın birebir sanki canlı. Gözleri, kaşları, eli. Biz bunu burada sanki bir canlı insan gibi hissediyoruz. Sadece bizimle konuşmuyor. Çok özenle yapılmış bir heykel. Dışarıda bir yerlerde oturmuş olsa bu heykel, insanlar bunu canlı olup olmadığını anlamaz. Ne dersin Resul Bey? Evet Hasan Bey, çok atamızın doğru. Yanındayız şu anda. Evet, bulunmuş olduğumuz oda Mustafa Kemal'in dinlenmiş olduğu odadır. Odalardan bir tanesidir. Ve bu heykel Kiev'de yapılmış. Sibel ne dersin? Atatürk'ün yanındayız. Birebir canlı gibi duruyor. Ben üst kata çıkarken zaten direkt merdivenden çıktığınız zaman bu dinlendiği oda gözünüze çarpıyor ve Atatürk'ü görüyorsunuz. Bu bal mumu heykelinde bu kadar gerçekçi olabileceğini tahmin etmiyordum. Ama görünce gerçekten çok şaşırdım. Birebir aynısı yani. Birebir aynı surat, insan suratı. Evet. Tıpkı tıpatıp yapılmış. O dönemlerde Atatürk'ün kullandığı eşyaların olduğu dolabın önündeyiz. İçerisinde yorganlar, battaniyeler, kılıflar bulunmakta. Hemen şu görmüş olduğunuz sarı işlemeli yorgan, Atatürk'e annesi tarafından hediye edilmiş bir yorgan. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, Fahri Bey ve Resul Bey ile birlikte Yalova'da gezintimiz devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yer tam olarak neresidir? Yalova'nın merkez Güvercin Parkı diye ismi geçer. Çocuk parkıdır, eğlence parkıdır ve Yalova'nın gözeyde bir yeridir. Atatürk'ün olduğu yerdeyiz. Atatürk'ün anıtının heykelinin yanında da bir tane küçük çocuk var. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Evet, bu küçük çocuk önce 70'li yıllarda ilkokul kitaplarında ismi Çoban Mustafa olarak geçen kişidir. Kendisi Yalova'da yaşıyordu bu Mustafa Kemal. Ben bunu 70'li yıllarda bizzat çok iyi tanıdığım bir amcamız, abimizdi bu. Yani siz bu amcayı tanıdınız, burada yaşıyor muydu? Yalova'da yaşadığını ben bizzat tanıyordum kendisini. Bugün tabii rahmetli oldu. Çünkü yaşamış olsaydı 100 yaşın üzerinde olurdu bugün. Ya siz gördünüz evet, bu kişiyi. Evet, bizzat. Bunu bizzat Atatürk evlatlık olarak yetiştirmiştir ve okutmuştur kendisini. Kendisini çok iyi tanıyorum. Kaç yıl olmuştur bu Çoban Mustafa evet, vefat edeli? Ortalama vefat edeli 20 yılın üzerinde bir süre geçmiştir. Geçmiştir. Peki Fahri Bey, siz bir bilginiz var mı? Duymuş muydunuz Çoban Mustafa'yı? Çoban Mustafa'nın ismini duymuştum. Duymuştunuz. Atatürk okutmuş. Peki gezintimize devam edelim. Şimdi de Aşıklar Parkı denilen bir yerdeyiz. Burada çok değişik bir sistem yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi Anadolu kilim motifleri dikkate alınarak yapılan bir desen. Normalde çiçekler dikildiği zaman sanırım bu desen ortaya çıkıyor değil mi? Şu an çiçekler daha dikilmemiş. Peki sistem evet bu şekilde yapılmış. Çiçekler büyüyünce motifler ortaya çıkıyor. Teşkilat ona göre düzenlenmiş. Aynı zamanda Hollanda'dan bildiğim kadarıyla gelmiş bu sistem. Resul Bey, programımıza burada son veriyoruz. Son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hasan Bey, gerek Karadeniz, gerek Yalova, Mavi Gezintisi olarak
yapmış olduğunuz bu program için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Güle güle sizlere. Çok sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Biz de sizi tanımakla memnun olduk. Ve belgeselinizi yapmakla da ayrı bir memnuniyetlik duyduk. Sağ olun. Sibel, sen bir şey söyleyeceksin mi? Ben de Yalova'da bize ev sahipliği yaptığı için Resul Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum ve hoşça kalın diyorum. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, programımıza burada son veriyoruz. Gelecek haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.